Merhaba sevgili gençler. Bu dersimizde sizlerle beraber parabolün x, y eksenlerine göre simetriğini alacağız. Orijine göre de simetriğini alıp size bu konuyu artık parabolü tamamen anlatmış olacağız. Şimdi ilk önce x eksenine göre simetriğinde ne yapıyoruz? Bakın şimdi bunu ezberleyeceksiniz. Evet, küçük bir ezber gerekiyor ama hani her seferinde olduğu ki ezber aklınıza gelmiyor. Ne yapabilirsiniz? Şimdi şöyle koordinat sisteminin göz önünde bulundurun. Burası x eksenidir ve x'e göre ben simetrik bir şey alacağım. Mesela şu parabolün x'e göre simetriği nedir? Budur. Peki ne oldu? X'in değerleri değişti mi? Hayır. Bura 1 ise hep 1 kaldı. Ama ne oldu? Bura 2 ise bura eksi 2 oldu. Yani y'nin değerleri değişti. O halde ben y'yi yani grafiğin tamamını eksiyle çarpmalıyım diye düşünebiliriz. Yani her zaman tabii ki de hani ufak bir ezber size yardımcı olur ama ezberleyemiyorsanız da mantığını mutlaka kavrayın. Oldu ki şöyle bir parabol geldi yani. Bunun x eksenine göre simetri neymiş? Eksiyle çarpılmış hali yani eksi ax kare eksi bx eksi c şeklinde. Örneğin bununkisi neymiş? Eksi x kare artı 3. Bununkisi eksi 4x kare artı 8x. Bununkisi eksi 3x kare artı 4x eksi 1. Bununkisi eksi 5x kare eksi 4 olacak. Tamam mı arkadaşlar? Evet, devam edelim. Burada bir parabol var. Parabol fonksiyonu var. Bu fonksiyonun grafiğini ve x eksenine göre simetrinin grafiğini çizelim demiş. İki de koordinat sistemi çizmişiz buraya. Hadi burada hem bu fonksiyonu çizelim hem de eksenine göre x eksenine göre simetrini çizelim. Gerçekten bakalım ne oluyor. Şimdi bunun grafiğini çizerken ilk önce eksenleri kestiği noktaları bakmam lazım. Yani x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0'dı. Bunu çarpanlarına ayırıyorum. Eksi 3'ü artı 1 çarpımları burayı toplamları burayı verdi mi? Verdi. X eşittir eksi 1'den, x eşittir 3'ten geçiyor. Hadi geçirelim. Şöyle kaba taslak 1, 2, 3 buradan ve eksi 1 dedik. Buradan geçiyor. Burası eksi 1, burası da 3. Şimdi tepe noktasına bakabiliriz. Y eksenini kestiği noktaya bakabiliriz. Y eksenini kestiği nokta için x'e 0 veriyorduk. Hatırlayın. Hem de bir konu tekrar yapmış oluyoruz. Bunları kapattık. Ne geldi? Eksi 3 geldi. Yani y'si eksi 3'ten geçecek. Yine şöyle kaba taslak bunları eşit yapmaya çalışarak şöyle buradan geçecek. Demek ki şöyle bir grafik olacak da tepe noktasında bulabilirsiniz. Neydi? Eksi b bölü 2a idi. Değil mi? Yani 1. Yani tepe noktam bu 1'den geçecek. Peki tepe noktamın apsisi 1'den. Apsisi 1 olacak. Ordinatı ne olacak? Yerine yazıyoruz değil mi? Yani 1'in karesi eksi 2 eksi 3 eşittir. Buradan ne geldi? Eksi 4. Yani 3'ün hemen altında şu şekilde buradaki noktalardan geçirerek bir parabol çizelim. Şöyle çizdik. Tamam mı? Parabolümüz tabii böyle şöyle olur. Şimdi aynısının x eksenine göre simetrini çizelim. Bakalım ne oluyor, dediklerimiz tutuyor mu, bir nevi ispat yapmış oluyoruz. Şimdi ilk önce bunun x eksenine göre simetriğinin eksi x kare eksi 2x eksi burası artı 3 olduğunu biliyoruz. Bunu eksi x'e x diye ayırsam eşittir 0 deyip burası eksi ya, buna 3 desem bir de artı bir 3 artı 1 desem şöyle çarpsam ne oluyor? Eksi 3x. Böyle çarpsam artı x. Toplarsam eksi 2x oldu mu? Oldu. Yani eksi x artı 1 ve x artı 3 eşittir 0 şeklinde yazacağız. Bunu 0'a eşitlediğimde x'in 1, bunun da x'in eksi 3 olduğunu göreceğiz. Evet, burada iki tane soru var. Bunlara bir bakalım. Bir tanesinde diyor ki bize parabolün tepe noktası ile bu parabolün x eksenine göre simetriği olan parabolün tepe noktası arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Hadi bakalım şimdi bu parabolün tepe noktası nedir? Eksi b bölü 2a'dan apsisi eksi 2'dir. Eksi 2'yi yazdık. Peki bunun ordinatı nedir? Hemen gidiyoruz k'yı bulmak için, bunu yerine yazıyoruz. Eksi 2'nin karesi artı 4. Eksi 2 yazarsak eksi 8 artı 10 oldu. Buradan da ne geldi? 6 geldi. Yani buraya ne yazdık? 6'yı yazdık. Bu benim fonksiyonum, benim parabolümün tepe noktası. Peki x eksenine göre simetriğinde ne yaparım? Eksi x kare eksi 4x eksi 10
Bununkini alırım, değil mi? Şimdi bunun tepe noktasına bakarsak, eksi b bölü 2a'dan bunun tepe noktası da yine ne çıktı? Eksi 2 çıktı. Zaten bakın x ekseni değişmemeli. Y ekseni de 6 ise eksi 6 gibi bir şey çıkmalı. Bakalım. Hemen diyoruz ki bunu gelelim buraya yazalım, değil mi? Şurada yazıyoruz. Şimdi eksi 2'nin karesinin eksisi eksi 4 olur. Burası artı 8. Burası da eksi 10 olur. Buradan şu ikisine artı 4 geldi ve eksi 6 oldu. Yani benim yeni tepe noktam, eksenler x eksenine göre simetriğini aldığım parabolün tepe noktası eksi 2, eksi 6 çıktı. Bakın burada absesin değişmediğini, y'yi eksiyle çarptığımızı gördünüz, değil mi? Şimdi iki nokta arasındaki mesafeyi alırken de hemen bir hatırlatma yapalım. Ne yapıyorduk? Kökün içerisinde bundan bunu çıkaracağız. Sıfırın karesi artı 6'dan eksi 6'yı çıkarırsak 6 eksi eksi 6'dan ne gelecek? Bunlar artı yapacağı için 12'nin karesi gelecek. Buradan da cevabımız 12 birim olacak. Diğer sorumuza baktığımızda ise diyor ki yine bir parabol vermiş. Bu parabol ile simetrisinin tepe noktalarının ve kesiştikleri noktaların oluşturdukları dörtgenin alanını bulalım. Hadi bulalım. Şimdi o halde ben şöyle kaba taslak size göstere göstere yapmaya çalışacağım, tamam mı? Hani çizebilirsek de çizemesek de, yani çizeriz de belki x ekseninde tam böyle sayı çıkmayabilir, çarpanlarını ayrılmayabilir, x eksenini kesmeyebilir ama bakalım nasılmış. Şimdi ilk etapta bunun x eksenini kestiği noktaları bulabilmek için ki varsa ne yapıyoruz? Sıfıra eşitliyoruz. Hemen düşünelim, 6 ile 4 alınabilir. Artı 6'ya eksi 4. Evet, çiziyoruz. Bakın tam sayı çıktı rahatça. Çarpımları burayı, toplamları burayı verdi mi? Verdi. X eşittir 4'te, yani böyle 4. Bir de eksi 6'da şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eksi 6'dan geçecek, değil mi? Tabii ki bize bir de ne lazım? Tepe noktası lazım. Eksi b bölü 2a'dan r'sini eksi 1 bulduk. Yani şuradan zaten bunun tam ortasından geçmeli. Eksi 1'i de yerine yazalım. Eksi 1'in karesi eksi 2 eksi 24 oldu burası. Buradan da ne geldi? Şöyle uzatalım kaba taslak şuralarda bir yerlerde. Eksi 25 geldi tepe noktam. Yani şuradan geçecek, tamam mı? Sen x'e 0 verdiğin zaman da burada da 24 olmuş oluyor. Eksi 24 olmuş oluyor. Şimdi senin parabolün şu şekilde bir şey oldu. Tepe noktasında 24'ten buradan geçecek. Peki bunun x eksenine göre simetrisi ne olacak? Her y'yi eksiyle çarpacağım için eksi 24 buralarda bir yerlerde artı 24 olacak. Öyle değil mi? Ve tepe noktam burası eksi 25 ise şuralarda bir yerlerde artı 25 olacak ve eksi 1 değişmeyecek. X ekseni hiç değişmeyecek. Şu şekilde bir parabol olacak. Şimdi kalemimi değiştirdim. Şimdi benim bu tepe noktası, kesişim noktaları ve şuradaki tepe noktasından şöyle bir geçen dikdörtgenim var. Bunun alanını diyor. Aslında bu bir deltoittir. Ama ne yapabilirsiniz? Şu üçgenin alanını ve bu üçgenin alanını bularak da bunları toplayarak da sonuca ulaşabiliriz. Deltoidde köşegenler çarpımının yarısı da bana alanı verebilir. Şimdi bakalım üçgenden gidersek şurası kaç birim? 10 birim, değil mi? Eksi 4, 6'dan artı 4'e 10 birim. Yüksekliğimiz tabi tepe noktasından alacağımız için 25 birim. Yani 10 çarpı 25 250 bana neyi verecektir? Bunun alanını ikiye bölmedim çünkü aynısından burada da var diye düşünebilirsin. Ya da eksi 25'ten artı 25'e ne var burada? 50 var. İşte burası ne? 10. Köşegenlerin çarpımının yarısı da bana neyi veriyordu? Deltoidin alanını veriyordu. Oradan da yapabiliriz. Bir sürü yolu var. Hangisini tercih ederseniz. Şimdi de y eksenine göre simetrisini düşünelim. Bakın yine diyorum, ufak ezberler seni kurtarır ama şimdi y eksenine göre simetride ne olacak? Şöyle bir parabol olduğunu düşün. Bu defa y'ye göre simetri, yani buna göre simetri alacağız. Hatta şöyle çizelim, daha güzel olacak. Atıyorum şöyle bir parabol olduğunu düşünelim. Y'ye göre simetrisi alınırsa bu tarafa geçecek. Bu tarafa şöyle bir parabol olacak. Yani ne değişti bu defa? X'in de yerleri ama y ne kaldı? Sabit kaldı. O halde biz gidiyoruz fonksiyonun içerisinde x'leri negatif alıyoruz. Tamam mı? Noktalarda da x'ler değişecek, y'ler sabit kalacak. Tabii ki noktanın analitiğinde de bunlardan, onun simetrisinde de bunlardan bahsetmiştik. Şimdi 11. sınıfın oynatma listesinde var arkadaşlar. AYT için çekene kadar oradan faydalanabilirsiniz. Size yeterli olacaktır. Şimdi o halde demek ki böyle bir fonksiyon var. Bunun simetrisini y eksenine göre alacaksam
Bunu eksili yaparsam karesi zaten yine pozitif olacağı için böyle olacak. Burası eksi b eksi olacak. Tabii ki c de ne yapmıyor? Değişmiyor. İşte benim fonksiyonumun y eksenine göre simetriği bu şekilde alınacakmış. Hadi alttakilere bakalım. Karesi olduğu için bunun y'ye göre simetri yine kendisi, yani aynısı çıkıyor. Yani şöyle düşünün, bu fonksiyonun benim şöyle bir şey değil mi? Yine aynısı döndürdüğümüz. Çünkü bu taraf bu tarafa simetrik ya. Döndürdüğüm zaman yine aynı sonuç çıkacak. Burada ise yine x yerine eksi verirsem burası artı yapacağı için başındaki eksiden dolayı eksi böyle oldu. Ama burası eksi 4x olacak. Bu değişmeyecek. Bu da yine aynı şekilde simetrikmiş demek ki y eksenine göre. Bu da yine artı 3x kare olacak ama burası değişecek ve eksi 8 olacak. Yani y'ye göre simetride ne değişiyor? X'ler değişiyor. X'lerin işareti değişiyor. Şimdi buradaki soruda da bize y eksenine göre grafiği olan, işte bu fonksiyonun y eksenine göre simetri olan fonksiyon çizin demiş ya. Hadi yine bir çizelim bakalım ne yapıyoruz. Yani burası eksi x kare artı 2x artı 3 eşittir 0 şeklinde. Sıfırı eşitleyip x eksenini kesen noktaları bulmaya çalışacağız. Ben ama burada şunu yapacağım. Her yeri eksiyle çarparak kolay çarpanları ayırmaya çalışacağım. Siz de görün istiyorum. Eksiyle çarparsak burası x kare eksi 2x eksi 3 olur. Eşittir 0. Sonuçta burayı da eksiyle çarptığım için bu değer değişmeyecektir. Bu x birbirinin aynısı. Sadece birbirinin eksi 1 katı gibi bir şey olduğunu düşün. Yani aynısı olmuş oluyor. Hocam şimdi bu y eksenine göre, x eksenine göre simetri olmuyor mu diye düşünebilirsiniz. Hayır, değil, çünkü sıfırı eşitledim. Tamam, sıfırı eşitlememiş hali olsaydı evet olabilirdi. Tamam mı? Şimdi buradan çözelim. Ne oluyor? Zaten x eksenine göre simetriğinde x'lerin de işareti değişmiyor ya. Tabii ki ben x eksenini kesen noktaları bulmak için bunu kullanacağım. Ama tabii ki tepe noktamı falan filan bulmak içinse bunu kullanacağım. Şimdi burada ne yapacağız? Eksi 3 artı 1 dedik. Çarpımları burayı verdi. Toplamları burayı verdi. X eşittir eksi 1'de. Bir de x eşittir 3'te. 1. Şöyle 1. 2. 3. Burası da 3'ten geçecek. Peki tepe noktası için ne yapıyoruz? Burayı değil, burayı kullanmamız lazım. Çünkü bunu aslında biz x eksenine göre simetrik gibi düşün. X'ler değişmediği için kolay çarpanları ayırmak için bunu yaptım. Ama biz tepe noktasına bunu alacağız. Yani eksi b bölü 2a'dan ne geldi buradan? 1. 1'i yerine koyduğum takdirde ne geliyor? Bakın eksi 1 artı 2 artı 3 geldi. Buradan da 4 geldi. Yani şimdi şuradaki 1'den buradaki 4'ten geçen şu şekilde bir parabol çiziyoruz. Tamam mı? Hatta şurayı da bulabiliriz. X'e 0 verdiğim zaman ne olacak? 3 olacak. Peki y'ye göre simetriğinde ne oluyordu? Şimdi y'ye göre simetriğinde bunun y'ye göre şöyle dönmesi lazım, değil mi? Sadece x'ler değişiyordu. O halde fonksiyonun bunun yerine eksi x koyarsam karesi yine artı olacağı için başındaki eksi var. Buradan geldi. Burası böyle oldu. Burası eksi 2x oldu. Bu da artı 3 oldu. Şimdi hadi bunu çizelim. Şimdi bunu çizerken eşittir 0 dedim. Yine kolay çarpanlarını ayırmak için eksiyle çarpıp x kare artı 2x eksi 3 eşittir 0'ı köklerini bulabiliriz. Bu da ne olacak? Artı 3'e eksi 1. Bakın çarpımları burayı, toplamları burayı verdi. X eşittir 1'de, x eşittir eksi 3'te kökü varmış. Şuraya 1 dedik. Şuraya da 1, 2, 3 dedik. Bunlardan eksi 3. Bunlardan geçiyor. Ama tabii ki tepe noktası için buraya bakacağız. O da eksi b bölü 2a'dan eksi 1'miş. Yani eksi 1'de benim tepe noktam var. Yerine yazalım. Eksi 1'in karesinin eksisi yine eksi 1 olacaktır. Eksi 1 yazdım. Burası artı 2 artı 3 oldu. O da eşittir. Ne geldi? 4 geldi. Bakın ordinatı değişmedi. Bura 1'di, tepe noktasının apsisi değişti. Ama ordinatı ne yapmadı? Değişmedi. Çünkü biz ne yapıyoruz? Y eksenine göre kimi değiştiriyoruz? X'leri değiştiriyoruz. Tamam mı? Pardon, tepe noktası da şurada bir yerlerde oldu. Şimdi bunu çizecek olursak da ne yapıyoruz? Şöyle çiziyoruz. Gördünüz mü? Artı 3 eksi 3 oldu. Eksi 1 artı 1 oldu. Tepe noktası 1 eksi 1 oldu. Ama tepe noktasının ordinatı 4 değişmedi. Tamam mı? Yani X'ler değişti. Y ekseni göre simetri de sağlıyor. Evet, buradaki sorulara bakacak olursak, pardon, birincisinde ise diyor ki böyle bir fonksiyon var. Fonksiyonu ile y eksenine göre simetrisi olan fonksiyonun x eksenini kestiği noktalardan birbirine en uzak olanların ardışık köşe kabul eden karenin alanını bulalım demiş. Ardışık köşe.
Arka arkaya gelen köşe, tamam mı? Karşılıklı değil. Bakın ne demek istiyor, hemen bakalım. Şimdi bir bu fonksiyonum var benim. Bir de y eksenine göre simetri olan x yerine eksi x yazıyorum. Burası yine eksi x kare. Buraya eksi x yazıyorum. Eksi 2x artı 3 olan fonksiyonum var. Şimdi bunları çizeceğiz. Öncelikle bunun köklerini bir bulalım. Bunun kökleri için, yani şöyle illa sıfıra eksiye çarpmak zorunda da değilsiniz. Mesela bunu eksi x'e x dersin. Eksi 2 olacak şekilde 3'e 1 desen, şöyle çarptığın zaman ne oluyor? Eksi 3x. Böyle çarptığın zaman artı x olur. Topladığın zaman ortayı verdi. Neyle çarpıyorsak diğeriyle yazıyoruz. Yani bu x artı 3 ile eksi x artı 1'miş mesela, değil mi? X eşittir eksi 3'ten 1, 2, 3. Eksi 3'ten x eşittir artı 1'den geçiyor. Şimdi tabii tepe noktası vesaire bana lazım değil. Bana buradan geçtiği yerler, kollar da aşağı doğru. Demek ki şöyle bir parabolmuş, kabataslak. Şimdi bunun y'ye göre simetriğinde ne oluyordu? Artı 1, eksi 1 oluyordu. Eksi 3 de artı 3 oluyordu. Yani benim parabolüm şu şekilde oluyordu. Buradan geçen nokta falan değişmiyordu, değil mi? Bana diyor ki bu ikisi arasını, en uzak ikisi arasını bir kenar olarak kabul eden, çünkü ardışık köşe demek ne demek, karede ardışık arda arda gelen, değil mi? Buraları bir kenar olarak kabul eden karenin alanı diyor. O zaman şuraya baktığımda burası 6 birim değil mi? O halde hepsi 6 birim olduğuna göre alanı 6 kere 6'dan ne gelecek? 36 birim kare gelecek. Diğer sorumuza baktığımızda ise yine böyle bir fonksiyon var ve bunun için şunu bul diyor. Bunu bul. Yani ne yapıyor? Şu y'ye göre simetriğini al, ama bir de 5 ekle. Eklemek de ötelemek, ha, unutmayın, tamam mı? Yani hemen yapıyorum. Eksi x yazıyorum buraya, ne olacak burası? X kare değişmeyecek. Eksi x artı 1, yanında da bir de artı 5 olacak. Yani x kare eksi x artı 6 şeklinde bir fonksiyon elde edeceğim. Bunu sıfıra eşitleyerek eksenleri kesen noktayı bulabilirim. O da eksi 3'e artı 2 oldu. Bakın çarpımları burayı, toplamları burayı verdi. O halde x eşittir 3'ten, y eşittir eksi 2'den geçen. Sonrasında x'e 0 verirsek şayet y'nin 6'dan geçen, değil mi? Pardon, buraya baktığımda ben de x'e y eşittir 6'dan geçen, buradan önce kollar aşağıya doğru oluyor, fakat pozitif, pardon, burada dikkatimden kaçtı, burası pozitif değil mi? Şimdi bura pozitifse bunların hiçbiri olmaz arkadaşlar, ne olur? Şimdi bunların deltasını incelemem lazım. Yani eksi b, eksi 1 yani karesi ne olacak? Artı 1, eksi 4 a c olacak, değil mi? Bu ne oldu? Sıfırdan küçük oldu, demek ki kökü yok buralardan, ne yapamaz bu, geçemez. Kolları yukarı doğru, o zaman tepe nokta bakabilirim sadece. Eksi b bölü 2 a'dan şu şekilde 1 bölü 2'den, bura 1 ise 1 bölü 2 burası olacak, buradan geçecek. 1 bölü 2 yazdığımda da işte 1 bölü 4 eksi 1 bölü 2 artı 6. Bunu 2 ile, bunu da 4 ile genişletecek olursak 1 eksi 2 artı 24 bölü 4 şeklinde, yani eksi 1 23 bölü 4, kabataslak 5 küsür bir sayı. Yani 1 2 3 4 5 buralarda biraz geçecek. Şuralardan geçen, değil mi? Y ekseninde 6'da kesen, şuraya da 6 dersek, bakın yukarıda çıktı baya. Şöyle bir parabol çizmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi parabolün orijine göre simetriğinde ise şöyle olarak aklınıza kalabilir. Şöyle düşünebilirsiniz. Mesela x virgül y gibi bir ne var? Nokta var. Bu x eksenine göre simetriğinde ne oluyordu? Y'nin işareti değişiyordu x'e göre. Peki y'ye göre simetriğinde x'in işareti değişiyordu, değil mi? Peki orijine göre simetriğinde her ikisinin de, bakın, hem x'in hem de dışarının y'nin işareti değişiyor. Yani eksi x eksi y oluyor. Her ikisinin de işareti değişiyor. O halde böyle bir durumda x eksenine göre hem x'in işareti hem de y'nin işareti değiştiği için, şimdi buraya eksi x yazacağım ama karesi pozitif yapacak, ama y'ye göre simetri olduğu için burası eksi a x kare olacak. Şimdi x yerine eksi alacağım, ama bir de eksi ile çarpacağım. Bunlar birbirlerini nötrleyecek, artı bx kalacak. Bunu da ise x olmadığı için sadece y'ye göre düşünerek ne yapacağız bunu? X'i eksi yapamıyorum. Y'yi eksi ile çarpacağım için sadece negatifini alarak yazacağız. Yani böyle bir sonuç karşımıza çıkacak. Şimdi bunda ise x'e göre, pardon, y'ye göre simetriğinde x değişecek ya, eksi x'i koyduğum zaman bir şey
değişmedi ama x'e göre simetriğini de alırsak sonuç böyle olacak. Mesela örneğin önce y'ye göre simetriğini alalım, yani x yerine eksi yazalım. Buraya eksi yazarsak bu ne oluyor? Eksi x eksi 3'ün karesi artı 5 oluyor. Peki y'ye göre son durum bu. X'e göre aldık şimdi. Y'ye göre simetrik aldık şimdi. X'e göre simetriğinde de y değişecek. Yani bunu eksi ile çarpacağız. Eksi. Eksi x eksi 3'ün karesi eksi 5 şeklinde olacak. Y'ye göre simetriğinde x değişiyor. O halde öncelikle x'leri değişirsek burası şöyle olacak. Şimdi x'e göre simetriğinde madem y değişiyor, her yeri x ile çarpacağım. Eksi 3x kare artı 4x olacak son olarak. Bunda da yine y'ye göre simetriğini alalım. Tekerleme gibi değil mi? Y'ye göre simetriğini alırsak x değişiyor. X'leri eksi koyacağız. Eksi x koyarsak bu yine karesi alındığı için değişmiyor. Eksi x koyarsak artı x, bu yine artı 6 oldu. Sonradan da y'ye göre simetriğini alırsak, böyle oldu. X'e göre simetrini alırsak da y'ler değişecek. Bu ne demek? Direkt bunu eksiyle çarpacağız anlamına geliyor. Son olarak bunu orijine göre simetrik alacağız. Yani bir koordinat sisteminde bir nokta düşünün. Örneğin burası 2, burası 1 olsun. Bunun orijine göre simetriğinde öncelikle y'ye göre simetrini alıp sonra x'e göre simetrini aldığınızda şöyle bulabilirsiniz. Aynı o uygulamayı burada da yaptım. Evet, bu diyor ki bize böyle bir fonksiyon var ve bunun orijine göre simetrisi olan fonksiyon grafiğini çizeceğim. Şimdi öncelikle ben bunu x eksenine göre simetrini aldırırsam, yani bunu x eksenine göre simetrinde y değişiyor, hepsini eksiyle çarpıyorum. Eksi x kare artı x artı 6 oldu. Y eksenine göre simetriğinde de x'leri değiştireceksem eksi x'in karesi yine aynı olacağı için eksi de başından geldi. Şöyle burası eksi x, bu da artı 6 oldu. Yani bunu çizeceğim, tamam mı? Bir bakalım hadi. Şimdi eksenleri kesip kesmediğini bilmiyoruz yine. Bir kontrol edelim. Delta'ya bakabiliriz ama ben direkt çarpanlarına ayrılıyor mu diye bakacağım. Şimdi simetrisi alınmamış halini çiziyorum. Eksi 3 artı 2 dedim. Çarpımları burayı, toplamları burayı verdi. X eşittir 3T. Şöyle 3 dedim. Bir de eksi 2 de. Şöyle eksi 2 dedim. Buradan geçecek. Sonra bir de X'e 0 verirsek eksi 6'dan geçecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle buradan. Şöyle bir şey olacak değil mi? Tabi tepe noktası şuralarda bir yerlerde olacağından dolayı biraz şöyle akar. Şöyle bir şey, tamam, tepe noktasını bulmadım. Rasyonel çıkıyor, yeri oyalar şimdi bize. Ne yapıyoruz? Bir de bunu çiziyoruz. Öncelikle eksi x kare eksi x artı 6'nın ne yapıyoruz? Sıfırı işliyoruz. Bakın hem bu değişecek. Buradaki eksi 6 artı 6 olacak. Bu buraya geçecek. Bu buraya geçecek. Yani x de y de ikisi de değişiyor orijine göre simetride. Şimdi burasını eksi x artı x desem. Buna artı 3. Buna artı 2 desem. Şöyle çarpsam artı 2x. Şöyle çarpsam eksi 3x olur. Toplamları da artı, ortayı verdi mi? Verdi. Yazarken de karşılıklı yazacağım için x eşittir eksi 3'te. X eşittir artı 2'de ne demiştim? Zaten bunlar yer değiştirecekler demiştim. O halde burası artı 2, yani bu şekilde ben gibi yapmasanız da direkt kural uygulasanız da olur. Ben ama göstermek istediğim için böyle yapıyorum. Tepe noktası değil de, tepe noktası tabii ki direkt karşıya geçecek de, y ekseninin kestiği nokta eksi 6 ya artı 6 olacak. Bakın sıfır verin, ne oluyor? Artı 6 oluyor. O da buralarda bir yerlerde artı 6 olacak. Tabii tepe noktası da artık hem apsisi değişti hem ordinatı değişti değil mi? O da bu tarafa geçecek o zaman. Yani şöyle bir grafik elde edeceğiz orijine göre simetrisinde. Evet, birincisinde fonksiyon tepe noktası ile orijine göre simetrisi olan fonksiyon tepe noktası arasındaki mesafe kaç birimdir deyince, bakın bunu çizmek zorunda değilsiniz. Bunun tepe noktasını öncelikle bulursunuz. Hadi bulalım. Eksi b eksi 2 olur. Bölü 2a'dan ne geldi? Eksi 1 geldi. Apsisi. Eksi 1'i yerine yazalım. Eksi 1'in karesi nedir? 1'dir. Sonra buraya eksi 1 yazarsak eksi 2 eksi 1 oldu. Bunlar gitti. Eksi 2 oldu. Şimdi bununla orijine göre simetrisini alacağım. Şimdi orijine göre simetriğinde ne yapalım? İlk önce x'e göre simetrisini, sonra y'ye göre simetrisini alalım. X'e göre simetrisine y değişir. O yüzden hepsini eksiyle çarpıyorum. Y'ye göre simetrisinde ise x'ler değişir. O halde buraya eksi x yazıyorum, değişmiyor. Buraya eksi x yazıyorum. Böyle olduğu değil mi? Şimdi bunun tepe noktasına bakalım. Aslında herkes de değişecek. Yani bunu bile yapmanıza gerek yok. Orijine göre simetrinde bunun 1'e 2 olması lazım. Bakalım doğru mu? Eksi b bölü 2 a, 2 katı ne oldu? 1. 1'i yerine yazıyorum. Eksi 1 artı 2 artı 1. Bunlar gitti. Bakın ne oldu?
Böyle oldu. Yani bunu bile yapmanıza gerek yok. Orijine göre simetride hem y'lerin hem de x'lerin her noktada değiştiğini biliyorsanız direkt bunu değiştirerek yazabilirsiniz. Arasındaki mesafeyi de hatırlamıştık. Ne yapıyoruz? Şimdi eksi 1'den 1 çıkarıyoruz. Eksi 2'nin karesi artı eksi 2'den 2 çıkarıyoruz. Eksi 4'ün karesi olduğu bu da 4 artı 16 yani kök 20. Bu da 4 ile 5'in çarpımı olduğu için 2 kök 5 birimdir diyoruz. Tabii negatif almayacağız bu uzunluğu. Gelelim diğer ikinci sorumuza. Yine böyle bir fonksiyonumuz var bizim. Fonksiyonu ile orijine göre simetrisi olan fonksiyonun y eksenini kestikleri noktalar arasındaki mesafe kaç birimdir diyor. O halde hadi bakalım. Şimdi y eksenini kestiği noktanın apsisi sıfırdır değil mi? Sıfırı buraya koyarsak ordinatta ne çıkar? 5 çıkar. Öyle değil mi? E şimdi bir tanesi y'yi burada kesiyorsa öbürü y'yi burada kesmeli. Öyle değil mi? Yani sonuçta sıfırın işaretini değiştiremiyorsam diğerin işaretini değiştireceğim bu şekilde. Arasındaki mesafede ne olacak? Tabii ki birisi artı 5'te, öbürküsü de eksi 5'te kestiğine göre 10 birim olarak direkt hiç şöyle bir şeyler yapmadan da düşünerek bulabiliriz.